Adamın biri koca bir hafta sonunu Tanrı ile geçirdim dese kim şüphe etmez? Hem de bir barakada. Sıradan bir barakada değil. Baraka buydu. Ben size işin biraz daha fantastik yönünü anlatacağım. Ama bu anlatacaklarımın gerçek olmadığını göstermez. Mac Orta Batı'da doğmuş. İrlanda kökenli bir çiftçi ailede. Nasır tutmuş ellerle, sert kurallarla büyümüş. Hayır! Bana bak! Bana bak dedim! Canım acım yansın! Bana bak! Babası kilisenin ileri gelenlerindenmiş. Gizlice içermiş. Onu rahat bırak. Özellikle yağmur gelmezse veya çok erken yağarsa. İşte böyle. En çok da ikisinin arasında. Mac. Elmalı turtam şimdi fırından çıktı. Gel bir dilim ye. Hayır teşekkürler. Soru değildi. Al bakalım. Teşekkürler. Bana bak yavrum. Babaların çocuklarına bunu yapmaması gerekir. Bu sevgi değildir. Anladın mı? Ne yapacağım şimdi? Tanrı ile konuş. O seni hep dinler. Benimle şarkı söyleyin. Çünkü yol gösterdiği kişiler kiliseye gelir. O pazar vaiz konuştuğunda daha fazla sessiz kalamayacağını biliyordu. Özür dilerim. Önemi yok. Ona neden üzgün olduğunu söyle. Onu durduramıyorum. Deniyorum ama içtiği zaman annemi dövüyor. Onu korumaya çalışıyorum. Ama koruyamıyorum. Bunu bana neden yaptırıyorsun oğlum ha? Neden beni herkese rezil ediyorsun? Söyle. Söyle. Anne babanıza itaat edin. Bu Tanrı'yı memnun eder. Daha yüksek. Koloseliler 3:20. Anne babanıza itaat edin. Bu Tanrı'yı memnun eder. Dayak geceye kadar devam etti. Ondan sonra olanları Mac anlatmayı sevmiyor. Umarım günün birinde beni affedebilirsin. Acı bir şekilde bizi içten içe rahatsız eder. Ve akla gelmeyecek şeyler yaptırır. Cedric'in. 13 yaş yetişkin olmak için çok erken. Sakladığımız sırlar bir yolunu bulup mutlaka ortaya çıkar. İyisin. Mac ve Nen'in neredeyse 18 yıllık mutlu bir evliliği var. Nen aileyi bir arada tutan kişi. Aslında 3 dakika sonra buradan çıkarsak vaktinde yetişebiliriz. Çocuklar? Missy biraz sabit dur. Josh? Tamam. Josh. Boş ver. Josh.
Hazır mısın? Evet, neden? Nencaş'ta bir sorun var. Saçını taramış ve güzel kokuyor. Ellie Taylor'ı etkilemek istiyor. Hiç de bile. Kimi? Evet işte. Ellie kim? Kim olduğu umurumda değil. Sayesinde vaktinde gideceksek ben onaylarım. Tanrı yanımızdaysa kiliseye geç kalsak neden sorun olur ki? Kızın hakkı var. Evet. Tanrı için önemli. Çünkü annen için önemli. Tamam hadi. İyi denemeydi küçük kafacan. Günaydın. Hadi tatlım. Merhaba. Merhaba. Mac. Dün akşamki maçı izledin uzaktan mi? Uzaktan kumanda ne zamandır bende ki? Bir gün geri alacaksın diye duydum. İnanamadığım şey dizilerini sevmeye başlamam. Mac'le kilisede 10 yıl önce tanıştım. O zamanlar Tanrı'yı nen gibi tanımazdı. Onun ilişkisi genişse, neninki derindi. Tanrı'ya baba derdi. Onunla eski bir dost gibi konuşurdu. Bu Mac'in anlayamayacağı bir şeydi. Yine de birlikte iyi denebilecek bir hayat kurmayı başardılar. Ama hepsi bir anda değişti. Büyük mutsuzluk davetsiz şekilde geldiğinde. Hayır, araba kullanamazsın. Çok tehlikeli. Hayır, hiç böyle bir şey görmedim. Evet, tabii ki idare ederim. Pilavı ısıtırım. Biraz yorgunum galiba. Hava kararmadan önce evin önünü temizleyecektim. Beni sabah ara. Evet, ben de. ...30 yıldır böyle bir fırtına görmedim. İyi ki nen ve çocuklar yolda değil. Yardım ister misin? Küreğimi al. Birazdan düzelir. Ben hallederim. Çok uzun sürmez. Benzin için sağ ol. Bu akşam yemeğe ne dersin? Maggie tavuk yemeği yaptı. Yok, nen bana yemek bıraktı. Belki başka zaman. Peki. Sağ ol. Ne demek? Uzun zaman oldu, seni özledim. Görüşmek istersen hafta sonu Baraka'da olacağım baba. Ah!
Baba. Hı. Baba yakala. Yer yok. Hey. İstersen bunu bulabileceğin bir yere koy. İlk yardım. Arı sokarsa nehir çamuru süreceğiz değil mi Car? Evet. Anne gerçekten seminerden kurtulamaz mısın? Yapma, çok eğleneceksiniz. Babanızın annelik ebecelerine inancım tam. Öyle mi? Hey, hey 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 küçük hanım. Ne o elindeki? Böcek koleksiyonum. Neyi? Hey, böcek mi topluyorsun? Hayır babacığım. Hayır mı? Bunlar Dixi ve Donna. Alacalı halı böceği, Vanna çomak böceği, bu da Turtle Carl. Turtle Carl, beğendim. Götürebilir miyim lütfen? Turtle Carl'ı burada bırakamayız. İyi bir fikir değil. Hayır. Üzgünüm, denedim. Yazın son keyfi mi? Burada çok yalnız bir hafta sonu geçireceğiz. Sana 3 kiloluk alabalık getireceğim. Tamam, balıkçıdan almam. Ayırt edebiliyorum. Willy, vaktin var Tabii. mı? Harika. Bizim gitmemiz gerek. Hey, biraz sabırlı olun lütfen. Çocuklar. Tamam. Tamam, hadi. Hadi. Gülümseyin. Tamam. Çok Oldu güzel mu? Çıktı. Tamam. Hadi gidin artık. Güle güle. Hey çocuklar, bakın şuraya bakın, hatırladınız mı? Şelale, baba durmak evet. zorundaysa de... Hadi şelaleye Hayır, bakalım. Hayır, durmak yok. Hava kararmadan kamp alanına gitmeliyiz. Missy'ye Kızılderili Prenses'in hikayesini anlattın mı? Hangi prenses? Hadi baba, anlatsana. Evet, baba, hikayeyi anlatman gerekiyor. Hadi ama çocuklar. Lütfen. Geri dönemeyiz. Her çıkışta duramayız. Cevabım Dönün. Hayır. Çok eskiden bir Kızılderili Prenses varmış. Nasıl görünüyormuş? Çok güzelmiş. Saçları ne renkmiş? Bunun gibi. Hikayeyi anlatmamı istiyor musun? Tamam. Evet. Bu prenses en yaşlı reisin tek kızıymış. Babası büyük bir kabilenin lideriymiş. Biraz topraklarına kötü bir hastalık gelmiş. Öyle şiddetliymiş ki en güçlü savaşçılar bile hasta düşmüş. Ölüm döşeğindeymişler. Bütün reisler toplanıp bir çare aramış. Prensesin babası bir kehaneti söylemiş. Hastalığı durduracak tek şey reisin kızının halkı için canını feda etmesiymiş. Uzun tartışmalardan sonra böyle bir fedakarlık isteyemeyiz demişler. Prenses bu kehaneti duyduğu zaman ne yapacağını biliyormuş. Çünkü halkını çok seviyormuş. Bir sabah bu kayalara tırmanmış. Ve hiç tereddüt etmeden atlamış. Ertesi sabah kabile bir anda iyileşmiş. Hastalar yataktan kalkmaya başlamış. Herkes mutluymuş. Ama reis kızının kaybolduğunu biliyormuş. Ne yaptığını anlamış. Yüreği parçalanmış. Gözyaşları yanaklarından süzülmüş. Kızının fedakarlığının hatırlanması için feryat etmiş. Büyük ruh gözyaşlarından öyle etkilenmiş ki duasını kabul etmiş. Ve sular akmaya başlamış tam buradan. Mutnama şelaleleri böyle meydana gelmiş. Gitmeye hazır mıyız? Ön koltuk benim. Biraz sabır lütfen. Sen annene çektin değil mi? Suyun yanında dikkatli ol. Tamam baba, olurum. Hey, dur sana yardım edeyim. İşte oldu. Ben Mac. Emil, bu da eşim Vicky.
O ikisi senin mi? Evet. İyi anlaşıyor gibisiniz. Evet, umarım öyle olur. Yoksa çok tuhaf olacak. Dinle, biz çadırımızı şuraya kurduk. İsterseniz gelin, ateşte marshmallow pişiririz. Kulağa hoş geliyor. Harika. Sonra görüşürüz. The other day. The other day. I saw a bear. I saw a bear. Away up there. Away up there. The other day I saw a bear. A great bear. Away up there. He looked at me. He looked at me. I looked at him. I looked at him. He sized up me. He sized up me. Güzel bir aileniz var. Teşekkürler, senin de. Baba, babamıza dua etmemiz gerek. Hemen geliyorum. Babamız mı? Evet, karımın Tanrı için kullandığı lakap. Hoşuma gitti. Bana göre fazla samimi ama baba, çocuklar seviyor. Birazdan dönerim. Annem bana ne derdi biliyor musun? Bir yıldız parladığında cennette bir dua kabul olurmuş. Vay canına. Babamız çok meşgul demek. Evet. O neden öldü ki? Kim? Kızılderili prenses. Bence buna gerek yoktu. Bence bunu tercih etti. Halkını kurtarmak için yaptı. Bu gerçek bir hikaye mi? Olabilir. Bazen efsaneler gerçek hikayelerden doğar. Ama İsa'nın ölümü efsane değil. İncil'de olduğuna göre doğru olmalı. Büyük ruh babamızın bir diğer ismi mi? O bir ruh. Ve o çok büyük. Değil mi? Peki neden bu kadar kötü? Neden öyle dedin? Büyük ruh prensesi uçurumdan atlattı. Ve İsa'yı haçta öldürdü. Sence bu kötülük değil mi? Bak ne diyeceğim. Eve döndüğümüzde annen sana iyi bir yanıt verebilir. Baba, benim uçurumdan atlamam gerekecek mi? Hayır. Hayır canım. Senin asla uçurumdan atlamana gerek olmayacak. Tanrı benden isteyecek mi? Hayır. Senden bunu istemez. Tamam. İyi geceler baba. İyi geceler. Çok güzel sorular soruyor, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. O özel bir kız. İkiniz de özelsiniz. Teşekkür ederim. Seni seviyorum baba. Seni seviyorum. Uyu biraz. Messi, bavulunu toplamaya başla artık. Sence prenses kırmızı çizme mi giymeli, mavi mi? Artık dönün. Baba, kırmızı mı, mavi mi? Başka ne giyecek? Benimki gibi kırmızı elbise. O zaman kırmızı. Çok güzelmiş canım. Baba, bana bak. Yapma. Baba. Josh.
Hey, sen iyi misin? Josh! İşte bu, işte bu. Messi. Hadi artık çıkabilirsin canım, herkes iyi. Emil, Missy'yi gördün mü? Hayır. Kampına bakabilir misin? Evet evet, herhalde kızların yanında. O nerede baba? Buralarda bir yerdedir. Onu bulacağız. Tamam mı? Burada yok. Benim kızlarım da yok. Sen şu banyo ve duşlara bak, ben de şunlara bakarım. Tamam. Missy! Emily! Affedersiniz, küçük bir kız gördünüz mü? Kimseyi görmedim. Messi? Vicky! Buldum onları. Messi nerede? Üzgünüm, pek onu görmemişler. Messi! Missy! Tanrım, lütfen tanrım. Hatırladığınızdan farklı, tuhaf gelen bir şey var mı? Bilmek zorundayız. Buradaydı demiştiniz. Evet. Bu nedir? Uğur böcekli bir iğne. Missy'nin değil mi? Hayır. Kesinlikle değil. Herhalde iki yerden birindedir. Bence ya gölde ya da dağda. Tamam. Evet, bence şu açık alana bakalım evet. O zaman. Evet. Bence de en iyisi bu olur. Evet, bence de en iyisi. Tamam, o zaman lütfen birinin yani olduğunu anlatabilir mi? Üzgünüm Bay Phillips. Federallerin yıllardır peşinde olduğu bir adam var. En az 5 küçük kızı kaçırdığı düşünülüyor. Hareket etmek için sizden bilgi bekliyoruz. Tekrar ediyorum. Hareket etmek için sizden bilgi bekliyoruz. Sizce Missy'mi o mu kaçırdı? Kesin bir bilgimiz yok. Olası bir sanlı ihbarı var. İmna Bariyer'in yakınında kamyonetli bir adam. FBI Joseph'te bir üs kuruyor, tamam. Bir saate kadar orada oluruz. Bay Phillips. Siz çocuklarınızı alın. Siz neye bakıyorsunuz? Bay Phillips, bu odada Missy'ye önem vermeyen bir kişi bile yok. Onu size sağ salim getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Anne! Geçti, geçti. Buradayım. Çok özür dilerim. Buradayım. Merhaba. Gözüm ondan sadece bir saniyeliğine ayırdım. Tekneyi devirdiler. Biliyorum. Hey. Meg, hayatım senin suçun değil. Bay Phillips.
Efendim. Kara ekipleri kamyoneti dağda buldu. Tamam. Helikopter bekliyor. Mac, iyi misin? İyi misin? İyiyim. Tamam. Gitmeliyiz. İyiyim. Tamam. Merhaba Mac. Tam yemeğe oturuyorduk. Bu ne böyle? Ne? Bir tür hasta şaka mı? Bunu benim yazdım mı sanıyorsun? İçinde Baraka geçiyor. Baba diye imzalanmış. Bunu başka kim biliyor? Mac, bu konuda asla şaka yapma. Evet. Nereden buldun? Posta kutumdaydı. Biri oraya koymuş. Kim bu kadar alçalabilir? Polisi arasak mı acaba? Polisi mi? Peki ne diyeceğiz? Posta kutumda bir mektup belirdi. Karda hiç iz yok ve Tanrı imzalamış olabilir mi? İz yok muydu? Unut gitsin. Mac! Mac! Evet sayın seyirciler, daha ucunu kesiyorlar. Evet, işte savunmanın başarısı sayın seyirciler. Bu organizasyon için bütün sezon çalıştılar. Ve hiçbir takıma izin vermediler. Evet, birazdan maç yeniden başlayacak. Şimdi takımlar yerini alıyor. Bu sene de inşaat teknik direktör... Mac! Merhaba. Biz geldik. Merhaba baba. Merhaba, merhaba şampiyon. İyi misin? Evet, gece buzda ayağım kaydı. Bakayım. Bir şey yok, birazcık şişmiş sadece. O ne canım? İşle ilgili bir şey. Kate nerede? Aa, birazdan gelir. Bu sabah seni aramaya çalıştım. Öyle mi? İçim fena geçmiş. Hey baba.
Baba, ödevimi el ileride bitirebilir miyim? Havayı gördün değil mi? İki sokak ileride. Başka zaman. Hey, merhaba, merhaba. Ne? Sadece merhaba demek istedim. Merhaba. Gidebilir miyim? Evet. Arlene nerede, nasıldı? Her zamanki gibi. Bir dakikalığına kabuğundan çıkıyor, sonra geri dönüyor. Bu hafta sonu onu kardeşime götürmeyi düşünüyorum. Deneyebileceğimiz bir danışman tanıyor. Ve belki sen de gelirsin. Eminim bu isteyeceği son şey olur. Şey, bence siz baş başa gitseniz daha iyi. Üstümü değiştirip kasabada işlerimi halletmeliyim. Meg. Efendim. Birbirimizi sevdiğimizi unutma. Ve hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Üstünde pul yok. Evet, yok. Pulu yoksa dağıtılmamıştır. Hazır gelmişken mektuplarını almak ister misin? Dört çekerli aracı ne yapacaksın Mac? Yapma. Hadi. Uzun zamandır arkadaşız. Benimle açık konuşabilirsin. O mektup yüzünden. Tekrar oraya gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Yani bu konuyu nenle konuştun mu peki? Onu üzmek istemiyorum. Şu anda ayakta zor duruyor zaten. Bunun için dua ettin mi? Sadece kamyonetini istedim. İyi bir fikir olmadığını biliyorsun değil mi? Ya yazan o adamsa? O zaman kim bilir hangi sebeple seni oraya çağırıyor. Henüz bunu bilmiyoruz. Diğer olasılığı düşündün mü peki? Neyi? Sence Tanrı mı? Karda iz olmadığını söyleyen sendin. Belki birkaç gündür posta kutusunda ama ben görmedim, bilmiyorum. Aklım almıyor. Ama bir şey yapmam gerek ve elimdeki tek şey bu. Peki. Ama ben de geleceğim. Tamam, olur. Umarım onun için iyi geçer. Evet, umarım senin için de iyi geçer. Hayatım, şunu alır mısın lütfen? Evet. Teşekkür ederim. Varınca mesaj atar mısın? Bir şeyle boğuştuğunu biliyorum canım. Nasıl anlatacağını bilmiyorsan sorun değil. Ama zaten çok şey kaybettik. Seni de kaybetmek istemiyorum. Tamam mı?
Çadır, çantalar, yiyecek, gaz lambası, kar botları. Ne olur ne olmaz. Oltan nerede? Balığa gittiğimizi bilmiyordum. Sonunda aklımı kaçırdığımı anladığımız zaman yapacak bir şey bulmamız gerek. Tamam, eşyalarımı alayım. Tekrar gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Seni de kaybetmek istemiyorum. Neredesin? Geldim. Çık dışarı. Cesedini doğru düzgün gömmemize bile izin vermedin. Seni korkak. Neden? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim.
Beni buraya getirdin. Karşıma çıkmaya cesaretin yok. Ne babasın ama. Burası çok soğuk ha? Isınmak istersen içeride ateş var. Hadi Mac. Seni görmek isteyen biri var. Söyledim size. Mackenzie Allen Phillips. Vay vay vay. Şu haline bak. Sizi tanıyor muyum? Pek iyi değil. Ama onu halledebiliriz. Bunu sabırsızlıkla bekliyordum. Seninle yüz yüze görüşmeyi. Paltonu alabilir miyim? Bir de silahını. Kimsenin yaralanmasını istemeyiz, değil mi? Anlıyorum. Kafan karıştı. Hepimize olur. Bunu kendin hazır olduğunda yapacaksın. Tanışalım mı artık? Ben Eluja. Bir sürü adım var ama bu en sevdiklerimden biri. Veya istersen bana Nen gibi hitap edebilirsin. Nen'i tanıyor musun? Oo evet. Çok yakından. Yani diyorsun ki sen... Oyum. Yani o musun? Neysem oyum. Şuna bak, kutsal kitaptan alıntılar. Oğlumla da tanıştın. Seni görmek harika Mac.
Oğlun demek. Tabii ya. Ve ben de Sarayı. Sera kim? Sera'yı. Rüzgarın nefesi demek. Tabii. Peki hanginiz? Benim. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyorsun. Önemi yok bebeğim. Tutma kendini. Hepimiz değer verdiğimiz şeyler biriktiririz, değil mi? Ben gözyaşı biriktiririm. Pekala. Tanıştığımıza memnun oldum. Birazdan dönerim. Galiba bunu düşürdün. Uzun zaman oldu, seni özledim. Görüşmek istersen hafta sonu Baraka'da olacağım baba. Bunu sen mi yazdın? Davetimizi kabul etmene çok sevindik. Bu saçmalık. Ne işim var benim burada? Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Ne istersen yapmakta özgürsün. Balık tutabilirsin. Veya yürüyebilirsin. Sereyo'ya bahçede yardım edebilirsin. Veya mutfakta babayla konuşabilirsin. Tercihsin. Biliyorum çok bunaltıcı ama iyi olacaksın Mac. Ben atölyede projemi bitireceğim. İstersen uğrarsın. Tamam. Kokuyu hatırladın mı? Magriff. Annenin parfümü. Seni hiç tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Ben öldüm mü? Ölmüş gibi misin? Geleceğimi biliyordun değil mi? Biliyordum tabii. Gelmekte özgür değil miydim? Mahkumlar ilgimi çekmiyor. Bu kapıdan çıkmakta da özgürsün. Beni neden buraya geri getirdin? Çünkü burada takılıp kaldın. Elbise giymişsin. Efendim? Seni hep beyaz sakallı hayal ederdim. O Noel baba. Yaşadığın şeyden sonra bir babayı kaldıramazsın diye düşündüm.
Al, bir işe yara. Bastır biraz. Geri çek. Çevir. İşte bu kadar. Aramızda büyük bir uçurum var. Biliyorum Meg. Sen inanmayabilirsin. Ama seni bilhassa seviyorum. Hı hı. İçinde ve aramızda büyüyen yarayı iyileştirmek istiyorum. Acını dindirecek kolay bir cevap yok. Kalıcı ve hızlı bir çözüm yok. Hayat çok zaman ve bir sürü ilişki ister. İlişki. Hı hı. Sen yüce tanrısın, değil mi? Her şeyi biliyorsun. Aynı anda her yerdesin. Sınırsız gücüm var. Ama nasılsa kızımın ölmesine göz yumdun. Sana en çok ihtiyacı olduğunda onu bıraktın. Onu hiç bırakmadım. Eğer sen söylediğin gibiysen, sana ihtiyacım varken neredeydin? Oğlum, sadece acını gördüğün zaman beni göremez olursun. Bilmece gibi konuşmayı bırak. Daha ona yardım etmemişken nasıl bana yardım edeceğini söylersin. Senin yüzünden öldü o. Bunu değiştiremezsen asla özgür olamam. Gerçek herkesi özgürleştirir Mackenzie. Ve gerçeğin bir adı var. Şimdi o odunlukta, üzeri talaşla kaplı. Gerçek ha? Hı hı. O hikayeyi bilirim. Onu da bıraktın sen. Galiba güya sevdiğin kişilere sırt çevirmek gibi bir alışkanlığın var senin. Zannettiğin gibi biri değilim. Bunu kendi söyledi. Tanrım, Tanrım söyle beni neden bıraktın? Hayır, Meg. Sen Gizem'i yanlış anlıyorsun. Oğlumun yapmayı seçtiği şeyin ikimizi de zarara uğratmadığını düşünme. Sevgi hep iz bırakır. Orada birlikteydik. Onu hiç bırakmadım, seni bırakmadım, Missy'yi bırakmadım. Çok güzel değil mi? Uçmak için yaratıldı. Öte yandan sen sevilmek için yaratıldın. Sevilmeden yaşamak bir kuşun kanadını kırmak gibi.
Acı bize bunu yapabilir. Bu çözümsüz kalırsa neden yaratıldığını unutabilirsin. Başına bunun gelmesini istemem. Bu yüzden buradasın Mackenzie. Bu senin uçma dersin. Yemek neredeyse hazır. Josh'un kız arkadaşı var mı? Ellie'yi mi kastettin? Onu sevdim. Ben de. Özellikle gülüşünü çok seviyorum. Çok tatlı. Evet. Hala bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyor. Öyle mi sence? Kate nasıl? Biz eskiden yakındık ama... Aman tanrım. Özür dilerim, ağzımdan kaçtım. Oh, önemli değil. Ben yaptım. Güzel olmuş. Gerçekten güzeldi. Yediğim en güzel yemekti hayatımda. Rüyalarımda dahil. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir şey soracağım. Ben size Josh, Kate ve Nene anlatıyorum ama... eğer gerçekseniz... söyleyeceklerimi ben size söylemeden biliyorsunuz değil mi? Evet ama... söyleyeceğin her şeyi ilk defa duyarmışçasına dinlemeyi tercih ediyoruz. Çocuklarını senin gözünden tanımayı seviyoruz. Ben yıkarım, sen kurula. Bunu ben yaparım. Mac'e el işlerini göstersene. Bakmak ister misin? Olur. Şuna bak. İnanılmaz. Anladım, birbirinize bağlısınız. Ama senin yanındayken çok daha rahatım. Herhalde insan olduğum için. Ama sen de tanrısın değil mi? Bir insanın baba ve Sereo'yu anlayabilmesinin en iyi yoluyum. Beni görmek onları görmektir. Hepiniz çok farklısınız. Eloja hiç beklediğim gibi değil. Sereo'ysa... yani... Sereo yaratıcılık. Hareket. Hayatın nefesi. O benim ruhum. Bir ilişkide sevgi olmazsa olmaz Mac. Seninle istediğimiz tek şey bu. Sen bunu göremesen bile. Sevgimizin ve amacımızın merkezinde sen varsın. Bütün bunlar çok güzel olsa da... bizim seni görüşümüz yanında bir hiç. Yıldızlara en son böyle baktığımda... o yanımda yatıyordu. Biliyorum. Evet. Evet.
geceler Meg. Günaydın Meg. Neil Young sever misin? Ah, ben özellikle çok severim. Nasıl uyudun yavrum? İyi. Evet. Rüyalar önemlidir. Bir pencere açmayı öğretebilir. Kötü havayı göndermeyeyim. Bilhassa sevmediğin biri var mı? Hayır. Öyle birini bulamadım. Demek ki ben de böyleyim. Hiç mi kızmıyorsun? Tabii ki. Hangi ebeveyn kızmaz? O zaman da gazabını gösteriyorsun, değil mi? Neyi mi? Gazabını. Onu anlayamadım. Hadi ama. Seni hayal kırıklığına uğratanları cezalandırdığını bilmeyen yok. Hmm. Hayır. Cezalandırmama gerek yok. Günah başlı başına ceza. Bunu kabul etmen ne kadar zor olsa da, senin karmaşık gördüğün her şeyin ortasında ben varım. İyiliğin için uğraşıyorum. Benim işim bu. Bunu nasıl söylersin? Dünyadaki onca acıdan sonra, küçük bir kızın bir sapık tarafından öldürülmesinden nasıl bir iyilik doğar? Bunları sen yapmıyor olabilirsin ama engel de olmuyorsun. Mekenzi, dünyayı eksik bir tabloya bakarak anlamlandırmaya çalışıyorsun. Bu sanki acının deliğinden bakmak gibi. Hayatının altında yatan esas kusur benim iyi olmadığımı düşünmen. İyiyim. Beni tanısan, seni çok sevdiğimi bilsen, o zaman anlamasan bile her zaman senin için uğraştığımı bilirdin. O zaman bana güvenirdin. Sana güvenmek mi? Sana neden güveneyim? Benim kızım öldü. Onun başına geleni haklı gösterecek hiçbir şey söyleyemezsin. Çıkışı mı arıyorsun? Eğer kamyonetini arıyorsan şurada. Ağaçların arkasında. Ama buna ihtiyacın olabilir. Sağ ol. Şunu bilmelisin. Hiçbir şeyi haklı göstermeye çalışmıyoruz.
izninle iyileştirmek istiyoruz. Sen buradan gitmeden, yarınki kutlamadan önce bahçede senden yardım isteyecektim. Ne kutlaması? Öğrenmek istiyorsan burada kal. Vay be. Şey bu vahşi. Kafandan geçen kelime bu değil. Tamam, tam bir karmaşa. Öyle değil mi? Çok güzel. Yarın buraya dikmek istediğim çok özel bir şey var. Toprağı hazırlamak için kökleri kazmamız gerek. Yoksa yeniden çıkıp diktiğimiz şeye zarar verir. Bu çok güzel. Hı hı. Şuradan başlayabilirsin. Tamam. Dikkat et. Bu ölümcüldür. Madem zehirli, niye burada? Sen zehrin kötü olduğunu varsayıyorsun. Hı hı. Tek başına bu dalın özü bile seni öldürür. Ama onu bu çiçeğin nektarıyla birleştirirsen birden inanılmaz bir iyileştirme özelliği kazanır. Bir şey soracağım. İyi ile kötüyü ayırt etme becerine ne kadar güvenirsin? Genelde çok açıktır. Peki bir şeyin iyi olduğunu nereden anlarsın? Bana yararlı olmasından. Veya sevdiklerime. Peki kötü olduğunu? Zararlıdır. Değer verdiğim birine zarar verir. Yani o zaman buna sen mi karar verirsin? Evet, sanırım. Hiç haksız çıktın mı? Veya zamanla fikrini değiştirdin mi? Tabii ki. Senin gibi milyarlarca kişi var. Hepsi senin iyi ve kötü dediklerini değerlendiriyor. Senin iyi dediğin, komşunun kötü dediğiyle çakışınca tartışmalar doğuyor. Savaşlar çıkıyor. Çünkü ısrarla Tanrı'yı oynuyorsunuz. Bunların hiçbiri size düşmez. Kendiniz yapıyorsunuz. Aslında bu dostlar arasında bir sohbet olacaktı. Ne diyorsun? Hala bir karmaşa. Evet, öyle Mac. Vahşi, harika ve daha bitmedi. Bu karışıklık sensin.
Demek kalmaya karar verdin. Düşünüyorum. Sereyon'un ikna kabiliyeti yüksek ha? Keşke söyleyeceklerini anlayacak kadar zeki olsaydım. Peki, yürümek istersen gölün diğer tarafında sana göstermek istediğim bir şey var. Barakadaki işimi bitireyim, orada buluşuruz. İstersen tekneyi çıkarabilirsin. Kendini şanslı hissediyorsan otam da var. Mac, bir şey yok. Bunu bana neden yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Buraya gelmemi sen söyledin. Mac, bu senin içinde oluyor. Hadi Josh. Bunun seni tüketmesine izin veriyorsun. Gerek yok. Hayır. Derin bir nefes al ve sesimi dinle. Ona bakma Mac, buraya bak. Messi! Geçmişi düşün. Acıyı düşün. Bana bak. Her şey yoluna girecek. Bana bak. Güven bana. Bunlar seni üzemez. Gözlerin bende olsun. Nefes al. Aferin Mac. Hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi seni bu tekneden çıkaralım. Ne? Doğru duydun. Bu hiç komik değil. Şaka yapmıyor. Bunu yapabilirsin. Yapamam. Tek başına yapamazsın. Batarım. Hayır Mac. Bensiz bir gelecek hayal ediyorsun ve öyle bir gelecek yok. Seninle gelmeye söz verdim değil mi? Ve buradayım. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Evet, tamam. Güzel. Nasılsın? Hala korkuyorum. Misafirimiz var galiba.
Bak gördün mü? Ne kadar da güzel. 60 santim kadar vardır. Haftalardır yakalamaya çalışıyorum. Neden yemi yutmasını emretmiyorsun? Ne eğlencesi kalır? Biliyor musun? Bana öğretilen dini şeylere hiç uymuyorsun. Din. Din çok fazla iş. Ben köle istemiyorum. Hayatı paylaşacak dostlar ve aile istiyorum. Kurallara uyup iyi bir Hristiyan olmaya çalışmak ne oldu? Biraz düşünmek. Benim için tam olarak Hristiyan denemez, değil mi? Evet, galiba denemez. Onlara ne dersen de. İnsanların babayı tanıyarak değiştiğini görmek istiyorum. Gerçek sevginin nasıl olduğunu hissetmelerini. Galiba bunu hiç hissetmedim. Ayakkabılarını giy, nasıl olacağını göstereceğim. Patikayı sonuna kadar takip et, sonra devam et. Sen gelmiyor musun? Bu sadece senin gidebileceğin bir yol. Beni hiç bırakmayacağını söylemiştin. Ve niyetim de o. Bana güven. Öğrendiklerini unutma. Ben seni burada bekleyeceğim. Merhaba. Kimse yok mu? Affedersiniz ben... Siz kimsiniz? Ben bilgelik. Neden burada olduğunu anladın mı? Pek sayılmaz. Ama buna artık alıştım galiba. Bugün ciddi sonuçları olan ciddi bir gün. Hüküm için buradasın. Hüküm mü? Ama ölmediğimi söylediler. Ölmedin. O
zaman bu nedir? Tanrı'nın iyi olduğuna inanmıyor musun? Mesih onun çocuğu mu? Tabii ki. O zaman hayır. Bence Tanrı çocuklarını pek de sevmiyor. Eğer buna inanıyorsan... Gel. Otur. Beni buradan da yargılayabilirsin. Senin mi? Hı hı. İtiraf edecek şeyin var mı? Ne yaptığımı biliyorsun. Evet. Ama yargılanan sen değilsin. Bugün sen hakimsin. Ne? Neden şaşırdın? Hayatın herkesi, her şeyi, hareketlerini ve niyetlerini yargılayarak geçti. Sanki onları tanırmış gibi. Birinin derisinin rengine bakarak bir anda karar verebiliyorsun. Kıyafetine, beden diline bakıp. Aslına bakarsan çok deneyimli bir uzmansın Mackenzie. Otur hadi. Tamam. Peki kimi yargılayacağım? Dünyadaki tüm acılar için suçlanabilecek en az birkaç kişi olmalı. Değil mi? Hı hı, evet. Peki ya benciller? Açgözlüler? Başkasına zarar verenler? Katiller? Uyuşturucu satanlar? Teröristler? Suçlu mu? Evet. Peki karısını döven adamlar? Sen ne dedin ha? Veya kendi acılarını hafifletmek için oğullarını döven babalar? Bunu yapmayalım. Bu adam yargılanmalı mı? Evet. Bu senin de suçun. Sen de çeneni tutacaksın. Peki ya çocuk? Ne olmuş ona? Onu yargılar mısın? O bir çocuk. Ama yargıladın bile. O çocuk senin baban. Peki efendim. Şimdi. Peki ya masum kızların peşine düşen adam? Bu adam suçlu mu? Onu cehenneme gönderirim. Ya onun babası? Onu bu sapık canavara dönüştüren adam? Onu da gönderirim. Nasıl orada bırakabilirsin? Bozulmanın mirası ta Adem'e kadar gitmiyor mu? Peki ya Tanrı? O da suçlu değil mi? Bunları harekete geçiren o. Özellikle de sonucu biliyorsa. Söylememi ister misin? Kesinlikle. Tanrı suçlu. Peki. Senin için Tanrı'yı eleştirmek kolaysa... ...ebediyen cennette kalması için... ...çocuklarından birini seç. Diğeri... Cehenneme gidecek. Yapamam. Neyi yapamazsın? Sadece Tanrı'nın yaptığına inandığın şeyi yapmanı istiyorum. Evet. Kim cehenneme gitsin? Kate'i seçebilirsin. Çok kırıcı şeyler söyledi. Seni dışlıyor. Artık seni sevdiğinden bile emin değilsin. Veya Josh'ı seçebilirsin. Hiç söz dinlemiyor. Hep evden kaçıyor. Yalan söylüyor.
Bilmiyor muydun? Mackenzie, tercihini yap. Artık bunu istemiyorum. Bunu yapamam. Neyi yapamazsın? Yapamam. Yapmam. Yapmalısın. Bu bir oyun değil. Mecbursun. Biliyor musun? Bu adil değil. Yapmalısın. Bu adil değil. Yapamam. Beni al. Onların yerine ben giderim. Onların yerine geçerim. Sen beni al. Onların yerine giderim. Sen çocuklarımı rahat bırak. Beni al. Mackenzie, çocuklarını sevgiye layık olarak değerlendirdin. Her şeyini kaybedecek olsan da. Artık babanın kaybını biliyorsun. Benim anlamadığım, böyle korkunç şeyler yaşatan Tanrı'nın Missy'yi nasıl sevdiği. O masumdu. Biliyorum. Onu kullanarak beni mi cezalandırdı? Çünkü bu adil değil. Ve o bunu hak etmedi. Karım ve çocuklarım bunu hak etmedi. Belki ben ettim. Çünkü ben... Senin tanrın bu mu Mackenzie? Demek o yüzden üzüntü içinde boğuluyorsun. Tanrı öyle değildir. Bu tanrının işi değil. Ama engel olmadı. Ona acı veren birçok şeye engel olmuyor. Missy'nin başına gelen kötülüğün işiydi. Senin dünyanda kimse bundan muaf değil. Sen acısız bir hayat vaadi istiyorsun. Evet. Evet. Öyle bir şey yok. Bu evrende Tanrı'yı dinlememekte özgür, başka bir irade oldukça kötülük bir yol bulur. Daha iyi bir yolu olmalı. Evet var. Ama o iyi yol için güven gerekiyor. Ben artık hakim olmak istemiyorum. Seni duyamaz ki. Peki görebilir mi? Hayır. Ama burada olduğunu biliyor. O iyi mi? Hem de çok iyi.
Misi. Beni affediyor mu? Ne için? Onu kurtaramadım. Zamanında yetişemedim. Misi öyle düşünmüyor. Nen ve baba da öyle düşünmüyor. Bunu unutma zamanı geldi. Nasıldı? Berbat. Ve harika. Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Teşekkür ederim. Onu bana gösterdiğin için. Benim fikrim değildi. Birlikte yapınca her zaman daha iyi olur, değil mi? Tanrı'nın güneşlenecek zamanı var mı? Hayatım, şu anda ne kadar çok iş yaptığımı bilemezsin. Babam. Efendim Mackenzie. Sana çok yüklendim. Özür dilerim. Hiçbir fikrim yoktu. Önem yok. Ait olduğu yerde, geçmişte kaldı. Belki onsuz birlikte büyümeye başlayabiliriz. Hı? Çok isterim. Bana Missy'yi gösterdiğin için sağ ol. Benim için büyük bir zevkti. İkinizi yine birlikte görmek beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ve Missy özel bir kız. Hem de nasıl? Artık anlıyorsun. Tarifi olmayan trajedilerden büyük iyilikler çıkarabilirim. Ama bu trajedileri benim yaptığım anlamına gelmez. Kalbimde sana karşı hissettiklerimden sonra... Neden hala benim için uğraşıyorsun? Çünkü sevgi böyle yapar. İlişkileri aslında anlamıyorsun, değil mi? Yine de beni hala seviyorsun. İnsanlar. Bazen çok aptallar. Tanrı bana aptal mı dedi? Yaran varsa. Evet dedim. Yaran varsa. Biraz dinlenmek. Önünde büyük bir gece var. Nereye gittiğimizi söyleyecek misiniz? Etrafına bakma Kez.
Yolculuğun tadını çıkarmayı unutma. İşte geldik. Burası mı? Görmen için. Sadece bu geceliğine. Gördüğümüz şeyi sana da göstermek istiyoruz. Peki. Ne değil? Kim? Babanın her dilden, kabileden ve ulustan çocukları. Sizin kişilik ve duygu dediğiniz şeyi biz renk ve ışık olarak görüyoruz. Oradaki ne oluyor? Neden bize odaklanmış? O sana odaklanmış. Yoksa bu. Çok özür dilerim. Her şey için. Gördüm ve seni göremedim. Kimseyi göremedim. Evet, biliyorum. Biliyorum. Korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Oğlum, seni affediyorum. Sen benim hiç olamadığım bir baba oldun. Ve seninle gurur duyuyorum. Beni affedebilecek misin? Hadi eve gidelim. Meg, uyan. Gitme zamanı geldi. Baba. Günaydın oğlum. Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Her zaman. Bugün yapacağımız şey için sana bir baba lazım. Nereye gidiyoruz? Geldik sayılır. Ah.
Bak oğlum, sana çok acı verecek bir şey yapmak için geldik. Lütfen yapma. Oğlum, yolculuğun bu sayfasını kapatmak üzere bir iyileşme yolundayız. Onu affetmemi mi istiyorsun? Hı hı. Kızımı öldürdü. Canını yakmak istiyorum. Acı çeksin istiyorum. Bana çektirdiği gibi. Acı çektirmeni istiyorum. Bunu biliyorum. Ama o da benim oğlum. Ve onu kurtarmak istiyorum. Kurtarmak mı? Cehennemde yanması gerek. Yine sen mi hakim oldun? Yani bunu onun yanına bırakmak mı istiyorsun? Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Her şeyin sonucu vardır. Onun yaptığı şey... Korkunçtu. Yaptığı şeyi mazur görmeni istemiyorum. Doğru ve iyi olanı yapacağım konusunda bana güvenmeni istiyorum. Sonra ne olacak? Bence affetmek bir ilişki kurmaz. Bu onun yakasını bırakman için. Mac, içindeki acı seni yiyip bitiriyor. Neşeni çalıyor. Sevme kapasiteni azaltıyor. Yapamam. Yapamayacağın için takılmadın. Yapmadığın için takıldın. Tek başına yapmak zorunda değilsin. Ben yanındayım. Nasıl yaparım bilmiyorum. Yüksek sesle söyle. Ben seni affediyorum. Seni affediyorum. Mekkasi, çok iyisin. Hala öfkeliyim. Tabii öfkelisin. Kimse bir anda bırakamaz. İşinin kolaylaşması için bir kere daha yapman gerek. Ama olacak. Gidelim.
Missy'yi eve götürelim. Seni affediyorum. Seni affediyorum. Seni affediyorum. I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. I'll believe in you. Şifa suları dökmek bedene iyi gelir. Bunlar senin gözyaşların bir kez. Onları uzun zamandır biriktiriyoruz. Think about you. Al bakalım. Teşekkür ederim. Mackenzie, düşünmen gereken bir şey var. Burada bizimle kalabilir veya Nen ve çocuklarına dönebilirsin. Her halükarda hep yanında olacağımıza söz veriyoruz. Missy ne olacak? Kalırsan öğleden sonra onunla birlikte olacağız. Eğer gidersen o burada kalacak. Ama şimdilik. Peki o ne istiyor? Bugün seni görmek istiyor. Ama sabırsızlığın olmadığı bir yerde yaşıyor. Yani beklemesinde sakınca yok.
Burada olmak her açıdan çok güzeldi. Evdeyken işe gidiyorum. İyi bir olmaya çalışıyorum. Ailemi seviyorum. Bilmiyorum. Ne yaptığımın önemi var mı? Kesinlikle. Mac, sen önemlisin. Yaptıkların da öyle. Ne zaman sevsen Mac veya affetsen, her nazik hareketinde evren değişiyor. İyi yönde. Bir şeyin önemi varsa her şeyin önemi vardır. Öyleyse eve gitmek istiyorum. Peki. Eve döndüğünde senden bir şey rica edebilir miyiz? Ne isterseniz. Kate'in sana ihtiyacı var. Missy'nin ölümü için kendini suçluyor. Sen kendi vicdanınla uğraşmak zorundaydın. Ama suçlama zamanı bitti. Geri döndüğümde sizi yine hayatımda istiyorum. Hep vardım. Hep varım. Hep de olacağım. Bu iyi. Çünkü seni bilhassa sevmeye başladım. Seni seviyorum Meg. Mac? Hey. Mac. Hey. Merhaba ufaklık. Kendine geldin. Neredeyim ben? Hastanedesin. Baba nerede? Doktoru ve ailesini çağıracağım. Tamam. Kim buradaydı Mac? Kate'le konuşmam gerek. Hey hey, sakin ol. Ve Josh'la. Onlara söylemeliyim. Buradalar. Hemşire çağıracak. Kafeteryadalar. Ne oldu bana? Sana 40 tonluk bir tır çarptı. Dün gece mi? Hayır, cuma günü. Kamyonetimi çaldıktan sonra. Bu mümkün değil. Ben hafta sonunu barakada geçirdim. Mac, oraya gidemedin. Hayır, gittim. Evet, gittim. Tamam, buradaydım. Bak. Bunu sindirmesi zor, tamam mı? Tanrı'yla tanıştım. Baba seni bilhassa sevdiğini söylememi istedi. (Gülüyor)
Meg. Dinle. Sağ ol. Merhaba. İyisin. Özür dilerim. Her şey için. Önemi yok. Önemi yok. Sonra konuşuruz canım. Şimdi biraz dinlenmen gerek. Sana anlatacak çok şeyim var. Göl ve baba ve Missy. Oradaydı. Onu gördüm. Her şey yolunda. Hey. Hey. O iyiden de öte. Mutlu. Ve çok güzel. O kadar güzel ki. Merhaba şampiyon. Merhaba hayatım. Gel. Sen güçlüsün. Teşekkür ederim. Kate'le beni biraz yalnız bırakın. Tamam. Sağ ol. Aramızın son zamanlarda harika olmadığını biliyorum. Kendi üzüntüm öyle boğulmuştum ki. Seninkini atlatmana yardımcı olamadım. Çok özür dilerim. Hiçbiri senin suçun değil. Benim teknede ayağa kalkmamam gerekirdi. Bana bak. Geçmişi düşünme. Her şey yoluna girecek. Senin taşıdığın yükü taşımak nasıl bir şeydir biliyorum. Ama işte ben de peşini bırakmayı yeni yeni öğreniyorum. Ve umarım bunu yapmayı birlikte öğrenebiliriz. Neler yaşadığının önemi yok. Bunu tek başına yapmak zorunda değilsin. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum baba. Seni çok seviyorum Kate. O öğleden sonra Mac Nene her şeyi anlattı. Sana inanıyorum. Sonraki birkaç haftada Mac hızla iyileşti.
Eminim her şey Mac'in hatırladığı gibi mi oldu diye merak edenler olacaktır. Veya bunlar hiç oldu mu diye. Herhalde bu kararı vermek size düşüyor. Ama arkadaşımda her gün gördüğüm değişiklik bence yeterli bir kanıt. Al bakalım. Willi levrek var dedi. Ondan büyüğünü yakalarsam $10 verecek. Yani kolay para. Bana olta getirdin mi? İstediğini seç. Kendini şanslı hissediyorsan sana da var. Öyle mi? Varım. Büyük üzüntü geçti. Mac birçok gününü büyük bir neşeyle geçiriyor. Birçok insandan çok seviyor. Çabucak affediyor. Daha da çabuk özür diliyor. Çok eğlenceli, çok saçma. İyi gidiyoruz. Baba. Yeniden çocuk gibi oldu. Ya da yaşayamadığı çocukluğunu yaşıyor. Güven ve merak içinde. Ve hiç şaşırmam. Arada sırada Mac ayakkabılarını çıkartıp bir denese. Neyse. Anladınız. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Ain't it just like glass to fall and break so easily? Ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath? Yeah, when the pain goes and shadows everything. Keep your eyes on. Sometimes, ain't it the saint who picks up the pieces left behind? Yeah, and it's human to hurt the one you hurt the one you love the most, and you can't find the sun. Keep your eyes on me when you're lost in the dark. Keep your eyes on me when the light in your heart is too burned out to see. Keep your eyes on me. Swear you're all alone sometimes. Keep your eyes on me. And you can't find your way home sometimes. Keep your eyes on me.
fights begin. Nefesini tut. Gözlerini kapat. Arkana bakma. On me.